Tabii şu oyuna göre biz de hangisini kabul edeceğimizi bilmiyoruz ama Beşiktaş'ta evimizde oynadığımız oyunda bizi en mutlu eden takımımızın iyi oyunuydu. Tabii skor istemediğimiz şekilde son dakikalarda bulduğumuz golle 1 puan aldık ama aslında 3 puan hak ettiğimizi düşünüyoruz. Evet. Ama maalesef futbol işte. İkinci penaltıyı kaçırdıktan sonra Beşiktaş'ın 2-1 öne geçmesiyle maç tersine döndü. Yine son dakikalarda 2-2'yi sağladık. Dediğim gibi burada üstün mücadelesinden dolayı takımımızı, tüm oyuncuları tebrik ediyorum. Sonuçta sahamızda 1 puanda, şu anda iyi puandayı değerlendiriyoruz. Sayın Başkan, ikinci penaltıda özellikle Beşiktaş teknik heyetinin yoğun itirazı vardı. Siz tekrarını izleyebildiniz mi veya televizyondan baktınız mı? Tekrarını çok izleyemedik aslında. Oyun esnasında biraz daha ceza sahası içinde olduğu için çok maç esnasında pozisyona hakim değildik ama sonuçta hakem VAR'a gitti. Orada da gelen kararla penaltıyı verdi. Sonuçta penaltıyı gole çeviremedik tabii. O işte orada 2-0 yakalamış olsaydık maçın seyri umarım daha değişik olacaktı. Dediğimiz gibi Beşiktaş'a tebrik ediyoruz. İnşallah artık önümüzdeki haftalarda bu iyi oyunu sergilersek daha üst sıralara tırmanacağız diye düşünüyorum. Demek istersiniz? Evet, U21 maçında bugün tatsız bir olay gerçekleşmiş. Tabii biz tarafları dinledik. Orada tasvip etmediğimiz olaylar. Bugün kulübümüz sitesinden de açıklamayı yaptık ve yönetici arkadaşlarımız U21 takımını Beşiktaş'ı oteline gidip onlarla ayrıca da o görüştüler. Onlara da geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Ama tabii sahada olayların nasıl geliştiğini hafta içinde tekrar tetkik edeceğiz. Bir takım söylemler var. Ama sonuçta bunlar sahalarda olmasını istemediğimiz şeyler. Hiçbir şekilde yapanları veya yapılan olayları tasvip etmemiz mümkün değil. Sonuçta Konyaspor camiasına veya Beşiktaş camiasına mal etmek istemiyoruz. Kişiler üzerinde biz de kulübümüz olarak değerlendirip gerekli cezaların verilmesi için bu hafta görüşeceğiz. Ama dediğim gibi özellikle U21 maçında hiç olmaması gereken olaylar. Ama tabii yine biz alacağımız bilgiler doğrultusunda bu hafta gerekli açıklamayı yaparız zaten. Son olarak onun Beşiktaş'ta futbolculara bir darbesi olduğu da belirtiliyor. Siz ne söylemek istersiniz? Şimdi oradaki, çünkü aynı yönetimdesiniz. Evet, oradaki görüntülerle alakalı Taner Ay bizim altyapı sorumlumuz. Yönetimimizin dışında olan bir arkadaş. Ama tabii söylemler öyle. Bugün sosyal medyada ciddi bir baskı oldu ama biz tabii diğer görüntüleri de aldık. Tabii burada da bize söylenen olayların içinde Beşiktaş'ın antrenörü Yasin Sünlü'nün de zaten 76. dakikada tarihlerinden dolayı ceza alıp sahanın dışına atıldı. O tarihlerin sonucunda bunun olduğu. Ama tabii ne olursa olsun sebepler, kimler olursa olsun kişiler önemli değil. Camialar önemlidir. Onun için yapılan olayları ben başta da söylediğim gibi tasvip etmiyoruz. Tekrar inceleyeceğiz. Çünkü bir takım görüntüler var. Ama geneline baktığımız zaman olayın sonucuna göre karar vereceğiz. Peki Sayın Bakan, yaşanan bu tarz olaylar? Ben olmadığını söyledim yeterli sebebim. Yine söylüyorum, tasvip ettiğimiz olaylar değil ama Taner Ay'ın ismi geçince ben de isim ortaya koydum. Taner Ay'ın böyle bir şey yaptığıyla alakalı söylemler var ama biz herhangi öyle bir şey kendisiyle görmedik. Ama tabii oradaki arbedede artık ayırmak için mi? Yoksa futbolcuların birbirine olan temasları mı onu bilmiyoruz. Sonuçta her türlü görüntü var. Beşiktaşlı oyunculara yapılan darbe de var. Yerde yatan Konyasporlu oyuncunun üzerine yapılan darbe de var. Bizim oyuncularımızın da almış olduğu sağlık raporları var. Beşiktaş'ın da var. Burada bu taraf suçlu, şu taraf suçlu demeye gerek yok. Ben taraflı konuşmuyorum. Ama dediğim gibi hiçbir şekilde olayları tasvip etmiyoruz. Teşekkür ederim.